Tatyana polis seni mimlemiş. Otele gelip seni sormuşlar. Eyvahlar olsun. Ne istiyor polis benden? Anlasana kızım. Fuhuş suçundan aranıyorsun. Seni yakalayıp sınır dışı edecekler. Ama ben ne yapacak şimdi? Tek çarem var. Birini bulup hülle evliliği yapman. Hülle? Ne o? Ben bilmiyor. Kızım anlaşmalı evlilik, sahte evlilik. Bir Türk'le evleneceksin, Türkiye vatandaşı olacaksın. Polis seni yakalasa dahi sınır dışı edemeyecek. Tamam, tamam anladım. Ben bulacak biri. Güzel hanımefendi. Nereye gidiyoruz? Nereye götüreyim sizi? Üsküdar. Üsküdar. Olur götürürüz. Memleket nere? Ukrayna. Ukrayna mı? Yerim ben senin o Ukrayna diyen dillerini. Çok tatlısın. Öyleyimdir. Arkadaşlar kendi aralarında bana kaymaklı ekmek kadayıfı derler. Bir şey soracak ben sana. Sen bekarsın. Yok ben evliyim. Maalesef bir de canavar gibi kayganam var. Karımdan beni boşamak için elinden geleni yapıyor. Hatta duyduğuma göre avukatla konuşmuş bile. Öyle mi? Ne kadar güzelmiş. Sen evlenirsin benimle. Abi ben mi? Seninle mi evleneyim mi? Evet. Ya vallahi seni kırmak istemezdim ama ben karımı çok seviyorum. Ona aşığım. Her ne kadar kayganam bizi boşamak istiyorsa da ben karımdan boşanamam yani. Ha yok. Yanlış anladı sen beni. Ben sizde nasıl derler formalite evlilik istiyor. Ya? Formalite evlilik mi? O ne demek kız? Ben çalışıyorum. Türkiye'de iş yapıyor. Ne iş yapıyor? Ne iş? Hemşirelik yapıyor ya. Hasta bakıyor ben. Ben pasaport süre doldu. Ben olacak sınır dışı. Ha anladım. Sen Türk vatandaşı olmak istiyorsun sınır dışı edilmemek için. Türk vatandaşı olmak için de bir Türk'le evlenmen lazım değil mi? Evet. Anladım. Bana bak, gel seninle bir anlaşma yapalım. Nasıl bir anlaşma? Şimdi ben karımı seviyorum söylediğim gibi. Onun da beni sevdiğini biliyorum. Ama karımı kıskandırırsam kesin benden ayrılmaz, bana geri döner. Öyle mi? Nasıl? Sen kıskandıracaksın karını. Evet, kıskandıracağız. İşte işin bu noktasında sen devreye gireceksin. Ve ben sana söz veriyorum. Benim bir sürü bekar arkadaşım var, zibil gibi yani. Onlardan biriyle evlendireceğim seni. Tamam, anlaştık. Ama... Ben ne yapacak şimdi? Tamam ben sana ne yapacağını şimdi anlatacağım. Adın neydi? Tatyana. Tatyana. Ne kadar güzel ismin var kız. Tatyana. Çok tatlı yani. Şimdi bak ne yapacağız biliyor musun? Oha kanka. Babanın kolunda kıskıra baksana. Abi bak şu büyük olan var ya benim oğlan. Oha baba ya daha annemden ayrılmadan yeni birini bulmuşsun. Sen anneannemden de betersin ha. Susudan eşeğin sıpası. Bilip bilmeden konuşma. Annen dururken ben başkasını bulacak kadar adi miyim? Evet. Tıt, eşeğin sıpası. Yani oğlum ben Tatyana Hanım'ı ananı kıskandırsın diye tuttum lan. Kıskandırsın diye mi? Evet. Şimdi Tatyana Hanım'lar beni görünce anan kıskanacak bana geri dönecek. Şimdi sen ananın yanında Tatyana Hanım'a ana de tamam mı? Tatyana ana de. Tamam ana derim. Anam. Oh anam. Lan sana ne oluyor? Yasinan amca, ben de kanımısın da, ben de anam diyebilir miyim? Ulan sana beş kardeşi bir tane çakarım görürsün gününü. Anam diyebilir miyim işte? Terbiyesin, düşün peşime. Gel Tatyana'cığım, gel. Merhaba Gülübük. Merhaba eski kayganam şanzımant. Allah'ın cezası. Utanmıyor musun bu kadını koluna takıp buraya gelmeye? Ya gerçekten ne işin var senin burada ya? Defol git. Niye defoluyormuşum Gülübük ya? Sen başkasıyla evleniyorsun. Ben de başkasıyla evleniyorum. Ne var bunda? Tanıştırayım. Tatyana. Kendisi Ukraynalıdır ve çok modern bir hanımefendidir. Merhaba. Çok memnun oldum. Ah canım. Ben hiç memnun olmadım. Sinan al bu kadını da defol git buradan. Niye öyle söylüyorsun Gülübük ya? Abu, yoksa kıskanıyor musun? Anladım sen beni hala seviyorsun, bana aşıksın ve beni kıskanıyorsun değil mi? Hayır Sinan, sevmiyorum da kıskanmıyorum da. Ya belki ağzın öyle diyor ama gözlerin seni seviyorum Sinan, sana aşığım Sinan diyor. Hayır Sinan, ağzım git diyor, gözlerim de defol git Allah cezanı vermesin diyor. Diyorsun sen.
Peki bir de oğlumuz Can'a soralım. Can Afacan Şakraban, yeni cici anne aday adayını nasıl buldun oğlum? Vallahi baba, yeni cici anne aday adayı çok güzelmiş. Bayıldım ben bu yeni cici anne aday adayına. Kesin evlenmelisin. Oğlum sen istersin de ben evlenmem mi lan? Hemen yaparım. Nankörsün Can, nankör! Ne kızıyorsun Gülbin teyze ya? Kankam doğruları söylemesin mi? Tatyana anne de taş gibi taş. Allah'ın cezası, niye getirdin bu kadını buraya? Niye mi getirdim? Tatyanacığımın saçlarının yapılması gerekiyordu. Bu civardaki en yetenekli kuaförün de eski karım Gülübük olduğunu bildiğim için o yüzden getirdim. Tatyana'nın saçlarını yaptıracaksın öyle mi? Hı? Tamam, ben o zaman ona güzel bir saç yapayım da görsün gününü. Bana bak, seni yırtarım, parçalarım. Gözlerini oyarım seni yerlok. Gülübük, anlıyorum seni. Bütün bunları beni kıskandığın için yapıyorsun. Çünkü sen hala beni seviyorsun. Hayır Sinan, sevmiyorum da kıskanmıyorum da. Evet Gülübük, ben de seni seviyorum. İçim kan ağlaya kan ağlaya bu 90'lık Tatyana'yla evleneceğim Gülübük. Hadi git Tatyana, dayak demeden gidelim. Gülübük, gel. İyi akşamlar Akasya Durağı ve onun çok değerli emekçi şoför kardeşleri. Tatyana merhaba de bakayım. Merhaba. Merhaba. Merhaba Tatyana, hoş geldin. Hop 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 hop, yengeniz olur. Canım, kim bu kız canım? Açıklayayım baba, şimdi her işte bir hayır vardır derler ya, gerçekten doğru söylemişler. Gülübük beni bu güzel hanımefendiyle, bu güzel Tatyana'yla evleneyim diye boşuyormuş meğerse. Şimdi anlayamadım. Az önce sen bu güzel hanımla evlenmekten mi söz ettin yoksa ben yanlış mı duydum? Evet baba, doğru duydun. Biz Tatyana'yla evleniyoruz, nikah kıyıyoruz yani. Sen delirdin mi evladım? Nasıl bir iş bu ya? Yani bir kavga ettiniz, karına görücü geldi. Sen de hemen evlenmek üzere bir hanım buldun. Allah Allah, kafayı mı yediniz oğlum siz? Yok baba ya, tezgah ya, tezgah. Yoksa ben Gülübük'ün üstüne gül koklar mıyım hiç? Ha, gül koklamazsın tabii. De gül bahçesi koklarsın. Saymakla bitmez, hangi birini sayayım? Ya baba söyledim ya, tezgah. Şimdi biz Tatyana'yla yalancıktan evleneceğiz. Gülübük de bunu duyacak, beni kıskanacak. Sonra bana geri dönecek. Ben o yüzden şey yaptım yani, öyle bir tezgah yaptım. Oğlum siz deli misiniz ya? Allah Allah ya! Durak durak değil, akıl hastanesi be! Olabilir. Çıktı oğlum. Baba bu düğün değil, nişan. Tatyana ile benim nişanım baba. Tatyana ile mi nişanlanıyorsun? Bir de davul zurna çağırmış. Allah'ım aklıma fikrime mukayyet ol ya Rabbim. Baba merak etme, merak etme. Ben Gülübük'ü kıskandırmak için yapıyorum. Yani yalancıktan Tatyana ile nişanlanıyorum. İstersen gel sen de alaya katıl. Baba annemler geliyor. Abo bak baba, Gülübük geldi bile. Gülübük, hayatım gel. Sen benim eski eşimsin. Sen de nişana katıl, halaya katıl, gel. Sinan, senin nişanına değil anca cenazene gelirim ben. Ağzından bal damlıyor aslan kızım. Gülübük, sen tabii beni kıskandığın için böyle seviyorsun değil mi? Yoksa sen beni çok seviyorsun he? Hayır Sinan, kıskanmıyorum, sevmiyorum, nefret ediyorum senden. Duydun kızımı, ben kızımı Ersin'le evlendireceğim. Ersin, abi o nereden çıktı ya? Sinan! Oğlum sen bu nişan dümeninin işe yarayacağını mı düşünüyorsun? Ay bana göre işler biraz sarpa sarıyor da. Yok baba yok. Sarpa falan sardı yok. Baksana Gülübük beni kıskandığı için kalkmış nişanıma gelmiş. Birazdan diyecek ki yapma Sinan diyecek. Ben seni çok seviyorum diyecek. Tatyana ile nişanlanma diyecek. Koynumu atlayacak baba. İnşallah. Abo Tolga enişte de geldi. Gel komiserim gel. Gel enişte gir halaya. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika. Sinan abi. Biz hala için değil, Tatyana Dimitrova için geldik. Tatyana için mi? Biz de onun için buradayız. Tatyana'yla nişanımız var bizim. Gel halaya katıl, gel. Sinan abi, biz Tatyana Dimitrova'yı gözaltına almaya geldik. Abi, o niye ya? Fuhuş suçundan. Abi! Sınır dışı edilecek.
Arkadaşlar, olan hanımefendi. Tatyana, ne diyor bunlar? Tatyana. Hiç sevmemiştim ben bu kadını ya. Baksana, abajur gibi bir şey. Abu, gitti abajur gibi kadın. Oo, müstakbel karın çalışıyormuş ha. Sana da bu yakışırdı Sinan efendi. Yazıklar olsun sana Sinan ya. Benden sonra bula bula bir hayat kadını mı buldun ya? Yok Gülübük, sen beni yanlış anladın. Ortada nişan falan yok. Hepsi numara. Yani ben seni kıskandırmak için yaptım. Ben seni çok seviyorum ya, sen de beni kıskanırsın. Tatyana'dan kıskanırsın, böyle boynuma sarılırsın diye düşünmüştüm ya. Evet, o yüzden şey yapmıştım. Gerçekten mi Sinan? Ben de Ersinleri sırf seni kıskandırmak için görücüye çağırmıştım. Gerçekten mi? Sen de beni seviyorsun. Yani bu mutlu sonla mı bitecek? Aynı eski Türk filmlerindeki gibi sıcak ve samimi bir son, öyle mi? Gülübük. Hadi oradan. Avuculuyorlarsın Sinan. Bu saatten sonra senle hiç işim olmaz benim. Kesinlikle boşuyorum. Yürü anne, gidiyoruz. Gülübük, Gülübük. Baba, ne olacak ya? Ben söyledim de. Hay Allah ya, davula zurnaya da o kadar para verdim. Ne yapalım? Hadi arkadaşlar, halaya devam. Çal ulan. Orke, 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 orke.